Elektronik kelepçe uygulamasında yeni bir dönem başlıyor. Denetimli serbestlik altında bulunan suçluların takibi kısa zaman içinde elektronik kelepçenin yanı sıra cep telefonları üzerinden de yapılabilecek. İşte yeni uygulamanın ayrıntıları. Yeni infaz yasasının yürürlüğe girmesinin ardından elektronik kelepçe uygulamasında da yeni bir dönem başlayacak. Denetimli serbestlik altında bulunan bazı kişilerin denetimleri elektronik kelepçe ile cep telefonları üzerinden yapılabilecek. Elektronik izleme merkezi. Adalet Bakanlığı elektronik kelepçe uygulamasını 2013'te devreye soktu. Uygulama sayesinde 2882 kişi elektronik kelepçe ile izleniyor. Ev hapsi ünitesinde takip edilen yükümlülerin sayısı ise 2290. Bakanlık, önümüzdeki yıl elektronik kelepçe uygulamasını tamamen yerli sisteme geçirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda yerli ürün ve yazılımlarla şüpheli, sanık ve hükümlülerin ses, yüz, göz, parmak izi gibi biyometrik özellikleriyle cep telefonları üzerinden de denetimi gerçekleştirilebilecek. Burası Adalet Bakanlığı Elektronik İzleme Merkezi. Bu merkezde çalışan görevliler 7 gün 24 saat boyunca sisteme kayıtlı olanları saniye saniye takip ediyor. Ankara'da 20 hükümlü üzerinde kullanılan bu uygulama Antalya, Adana, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon'da da hayata geçirildi. Bu şehirlerde 230 hükümlü daha takip edilmeye başlandı. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok, her şey düzelmiş. Elektronik kelepçeyi takan bir kişi belirlenen bölgenin dışına çıktığı takdirde bu merkeze uyarı geliyor. Görevliler de güvenlik güçlerine haber veriyor. Bu sayede mağdurla şüpheli karşı karşıya gelmemiş oluyor. İhlali pembe alana girdiğinde yapmış olur. Ancak biz mağduru koruyabilmek için kırmızı alana girdiğinde hemen harekete geçiyoruz. Hem mağduru uyarıyoruz, hem faili arıyoruz, derhal oradan uzaklaş diyoruz. Hem de eş zamanlı olarak kolluğa haber veriyoruz, faile müdahalede bulunması için. Bu uygulama sayesinde şüphelilerin cep telefonlarıyla da takip edilmesinin önü açılmış olacak.